Arkadaşlar bugün size çok güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Size güzel bir yemeğim daha olsun. Burada iki tane kabak, iki tane patlıcan, bir tane büyük boy patates, bir tane soğan. Arkadaşlar 3 tane köy biberi, sivri biber hangisi varsa elinizde onu kullanabilirsiniz. Bir tane biber kapya, büyük boy bir tane domates. Elinizde büyük boy domates değilse ne yaparsınız? Orta boydan 2 tane kullanırsınız. Şunu da göstereyim. 4 diş sarımsağımız var. Şimdi önce malzemeyi bir hazırlayalım. Burada hangi sebzeyi çok seviyorsanız onu içine ilave edebilirsiniz. Patlıcanlara bir arabuz soyuyoruz. Şöyle kabaklara bir çizik attım. Bu yemek normalde soğuk meze. Ben size bu yemeği sıcak yemek olarak yapacağım. Kabaklarımız hazır. Sıra geldi patlıcanları doğramaya. Patlıcanların içi de kar gibi. Tabi bu seçerken düzgün seçeceğim patlıcanı. Hiçbir sebzeye dikkat etmesem patlıcan alırken mutlaka dikkat ederim. Patlıcanın uç tarafına bir dokunurum. Patlıcanın uç tarafı yumuşaksa o patlıcanı alırım. Yumuşak değilse bedava da verse şöyle bastığım zaman o patlıcanı almam. Para veriyorum. Niye ben çekirdekli patlıcan alayım? Soğuk mezeyi şimdi ben size güzel bir yemek olarak çevireceğim. Bunun yanına şöyle güzel bir ayran. Akşama mis gibi ekmeğini bana bana yiyeceğim bir yemek olacak. Bir tane büyük boy domates doğrayacağız. Soğanları biraz ince doğrayacağız. İçine iki diş de sarımsak doğruyoruz. Soğanın içine. Tekrar iki diş de sarımsak tavanın dibine atacağız. Malzememiz bu kadar. Ocağın başına geçiyoruz. Tenceremizin altını yaktık. İçine şöyle yarım fincana yakın bir sıvı yağ boşaltıyoruz. Önce bir yağımız az bir ısınsın. Yağ ısınmaya başladı hemen. Sarımsağı dibine döküyoruz. Hafiften rengini atmaya başladığı gibi diğer malzemeyi atacağız içine. Sarımsağın rengini kaçırırsak acı bir lezzet olur. Rengini kaçırmazsak şahane bir lezzet olur. Yan tarafta da yağımız ısınıyor. Onu da patlıcanlara kızartacağız. Sarımsaklar rengini kaybetmeye başladı. Tam bu aşamada soğanını ilave ediyoruz. Soğanlar da rengini kaçırana kadar bir kavuracağız. İçinden çiğ kokusu gelmeyecek. Size şöyle soğuk mezeyi sıcak yemek olarak güzel bir yemek yapayım. Soğanımız rengini atmaya başladı. Tam bu aşamada biberleri döküyoruz içine. Şöyle biberleri bir karıştırıyoruz. Buna hemen bir kapak kapatacağım. Biberler içinde böyle merhem gibi olacak arkadaşlar. Yumuşayacak. Ondan sonra istediğiniz gibi sos serpileceğiz. Hemen bir kapak kapatıyorum. Ortalama 3 dakika soğanla beraber kavuracağız. Ayı çok fazla kızdırmayacağız. İçine şöyle ufak parça ne yaptım? Patlıcan attım. Dibine düşüp yüzüne çıkıyorsa bu ne demektir? Yağ ısınmış demektir. Elimizi de yakmayalım. Patlıcanlar hafiften rengini bir kaybetsin yeterli. Şöyle bir gösterelim. Biberlerimiz de rengini kaybetmeye başladı. İyice yumuşadı. Tam bu aşamada domatesini dökeceğiz. Domates attığımız gibi bir yemek kaşığı domates salçası atacağız. Domates salçasında şöyle domateslerin biberlerin her tarafına bir yediririz. Fazla değil. Orta ateşte 4 dakika bunu
domatesle, biberle, salçayla beraber kavuracağız. Şöyle gösterelim. 4 dakika kadar beraber kavurduk. Bu sulu bir yemek olmayacak. Onun için 1 su bardağı soğuk su boşaltıyoruz. Soğuk suyu boşalttığımız gibi kapağını kapatıyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Hemen kapağını kapatıyoruz. Ortalama orta ateşte bunu 10 dakika bir kavuracağız. Arkadaşlar patlıcanlar tam istediğimiz renge geldi. Şöyle bir gösterelim. Tam bu aşamada patlıcanları çıkartacağız. Aynı şekilde kabakları da, patatesi de kızartacağız. Hepsinin kızardığını göstermeyeceğim. Sadece patatesi kızartırken çok sıcak yağ atmayın. Onu söyleyebilirim. Çünkü çok sıcak yağ atarsanız sıcak yağ ne yapar? Yüzünü yakar, içi çiğ kalır. Şöyle patatesleri de atıyorum içine. Gördüğünüz gibi yağ çok fazla sıcak değil. Altın sarısı rengine geldiği zaman patatesleri ne yapacağız? Çıkartacağız. Patatesler de altın sarısı rengine döndü. Hemen patatesleri çıkartıyoruz. Kabak çok çabuk kızarır. Hemen kabağını atıyoruz. Şöyle bir gösterelim. Sosumuz suyunu çekti. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı pul biber. 2 çay kaşığı tuz atıyorum. Tuzu kendinize göre ayarlayın. Şöyle yarım çay kaşığı da kimyon atıyor. Bir kere karıştırıyor. Tam bu aşamada patlıcanları döküyorum üstüne. Patlıcanları attığımız gibi patatesleri de attık. Kenarda kabaklar kızarıyor. Şöyle göstereyim. Kabaklar da rengini atmaya başladı. Hemen onu da atıyoruz içine. Hemen şöyle bütün malzemeleri bir karıştırıyoruz. Size güzel bir yemede yanında yat yemeğe daha olsun. Tam bu aşamada bir kapak kapatıyorum. Ocağımızı orta ateşe getiriyorum. Ortalama 4 dakika orta ateşte bunu bir kaynatacağım. Şöyle bir gösterelim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Yemeğin sesi bile ne diyor? Ye beni, ye beni diyor. O kadar şahane oldu. Hemen altını kapatıyoruz. Güzel bir ayran yapacağız. Güzel bir akşam yemeği olur. Sabah yemeği olur. Altını kapattık, sunuma geçiyoruz. Şöyle yemeği bir kabımızın içine dökelim. Arkadaşlar yemeğimiz bu. Şöyle görüntüsüne, görselliğine bakın. Lezzeti de bir o kadar güzel. Tarife birebir uyarsanız kesinlikle sorun yaşamazsınız. Sayfamda 1000'in üzerinde yemek tarifi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'i mutfağa yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.